akşamlar Kanal 3 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 3'ün yanında ben Işılay Sakarya'nın sunumda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Akif oğlu Seydov, Göygöl İlçe Yürütme Kurulu Başkanı olarak görevinden alındı. Arif Akif oğlu Seydov, Göygöl İlçe Yürütme Kurulu Başkanı olarak görevinden alındı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu konuda bir kararname imzaladı. Azerbaycan Kültür Bakanı Yardımcısı atandı. Bakan Kültür Bakanı Birinci Yardımcısı Vakif Aliyev vekildir. Azerbaycan Kültür Bakanı Yardımcısı atandı. Kültür Bakanı Vakif Aliyev birinci vekildir. 18 Şubat 2011 tarihinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak atandı. Aliyev 18 Mayıs 2018 tarihinden bu yana ilk Kültür Bakan Yardımcısı görevini yürütmektedir. 21 Mayıs'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ebulfes Karayev'in görevden alınması hakkında bir kararname imzaladı. Yarın Azerbaycan'da Ramazan ve 28 Mayıs ile ilgili bir tatil başlayacak. Başbakan Ali Esedov, Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında çalışma ve dinlenmiş günlerinin yerlerinin değiştirilmesi ve özel karantina döneminde çalışmayan günlerin kurulması hakkında bir kararname imzaladı. Karara göre ülkede çalışma ve dinlenme günlerinin sırasını sağlamak için 27 Mayıs 2020 ve 31 Mayıs 2020'deki dinlenme yerleri değiştirildi. Aynı zamanda özel karantina döneminde özel bir iş rejimi olarak 29 Mayıs 2020 ve 6 günlük bir çalışma haftasında çalışanlar için 23 ve 30 Mayıs'ta çalışmayan günler olarak belirlendi. Bu kararda öngörülen çalışma dışı günler için çalışanların maaşlarının sürdürüldüğü, 2020 üretim planının ve çalışma saatlerinin özel bir iş rejimi getirilmesi nedeniyle değişmediği belirlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü'nden ikinci koronavirüs dalgası hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada koronavirüsün ikinci dalgasından korkmaya gerek olmadığı bildirildi. Azerbaycan Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Hande Harmancı, C19 projesinin ön sonuçları üzerine bir basın toplantısında yaptığı açıklamada tek ve büyük dalganın daha tehlikeli olduğunu belirterek şu ifadelerini belirtti. Şu anda tek bir büyük dalgadan korunduğumuz düşünülüyor. Geriye dönüp baktığımızda sadece virüse bulaşan insan sayısı yumuşadıktan sonra arttıkça bir dalga olup olmadığını görebilirsiniz. Şimdiye kadar büyüme var. Bu yüzden nüfusun bireysel olarak yapması gereken çalışmalar devam etmeli. Şimdi doğru tedavi ve aşılamayı bekleyerek kurallar üzerinde çalışmalıyız. Maskeler, el hijyeni, fiziksel mesafe en azından yıl sonuna kadar sürmelidir ifadelerini belirtti. Ben Işılay Sakarya'nın sunumda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.